İnsan, yapamayacağı şeyi vaat etmemeli. Übeydullah İbni Ebir Rebi, Hazretleri Nahiv ve Tefsir alimidir. 599, miladi 1203'te Endülüs'te, İspanya, İşbiliye'de, Sevilla, doğdu. Orada zamanın ileri gelen alimlerinden ders aldı. İşbiliye'nin Hristiyanlar tarafından işgalinin ardından Şeriş'e, Ceres, sonra da Fas'ta Sebde'ye hicret etti. Burada çok talebe yetiştirdi. 688, miladi 1289'da vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı. Allahü Teala'nın, kullarının nasıl olmasını istediği Kur'an-ı Kerim'de ne güzel açıklanmaktadır. Furkan suresinin 63 ila 69. Ayet-i kerimelerinde mealen, Rahman'ın, yani kullarına acıması çok olan Allahü Teala'nın faziletli, kulları, yeryüzünde gönül alçaklığı ve vakar ile yürürler. Cahiller kendilerine sataştığı zaman onlara, sağlık, esenlik size, gibi güzel sözler söyleyerek doğruluk ve tatlılıkla günahtan sakınırlar. Onlar, Rableri için, secde ve kıyam ederek, yani namaz kılarak gecelerler. Ona hamd ederler. Onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı devamlı ve acıdır, orası şüphesiz ne kötü bir yer ve ne kötü bir duraktır, derler. Onlar sarf ettikleri zaman, ne israf, ne de cimrilik ederler, ikisi ortası bir yol tutarlar ve kimsenin hakkını kesmezler. Onlar Allah'a ortak koşmazlar. Allah'ın haram ettiği cana kıyıp, kimseyi öldürmezler. Ancak suçluları cezalandırırlar. Zina etmezler. Ve 72 ila 74. Ayetlerinde, Allahü Teala'nın sevdiği, faziletli kullar, yalan yere şehadet etmezler. Faydasız ve zararlı işlerden kaçınırlar. Böyle faydasız veya güçle yapılan bir işe tesadüfen karışacak olurlarsa, yüz çevirip vakarla uzaklaşırlar. Kendilerine Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman, körler ve sağırlar gibi görmemezlik, dinlememezlik etmezler. Onlar, Ya Rabbi, bize zevcelerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzü aydınlatacak salih kişiler ihsan et. Bizi, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap, diye yalvarırlar, buyurulmuştur. Bundan başka, Saf suresinin 2. ve 3. ayetlerinde mealen, ey iman edenler! Yapmadığınız bir şeyin için söylersiniz. Yapamadığınız şeyi yaptık demeniz, Allah katında büyük öfkeye sebep olur, buyurulmuştur ki, bu da, bir insanın yapamayacağı bir şeyi vaat etmesinin, onu Allah katında kötü kişi yapacağını göstermektedir. 3 Temmuz 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.